Yalancıdır deyince adama soracaklar, yalan nerede? O son olarak uzadı mevzu zaten. Telefon görüşmesi dedik, nereye geldi mevzu? Adam oraya yazmış, yalancıdır müfti, yani ya, şunu yazamamış. Yalancıdır, müfteridir, şöyle suçludur, böyle kabahatlidir. Şurada şunu yapmıştır, burada bunu yapmıştır. Şu yüzden şöyle yapıyoruz, şu yüzden tasvip etmiyoruz, zararı budur. Yok. İşte dediğin gibi yasaklıdır. Yasaklı da diyemedi de izinsizdir. Yasaktan da diyemedi. İzinsiz. Yıllarca böyle izinsiz. Ya yıllardır zaten akademi faalken de 2009'dan beri de o zamanlarda da 2012'de çıktı mesela. Yine genel bir yasaklama yazısı. O zamanlarda da daha sonra onlarda da hep çıktı çıktı tekrarla aynı benzeri metinler hemen hemen aynı metinler çıktı kimsenin ismi verilmeden. 2016'da da verilmedi. Şimdi bu senekinde de verilmedi. 2017'de de verilmedi. Hiçbirinde verilmedi. Hiçbirinin aslında isim yok. Toparlıyorum şimdi. Mevzu uzadı. Ve adam böyle böyle hiç şey çıkmadı. Hiçbirinde isim yok. Elinde bir şey yok. İzinsiz diyor. İzinsiz diyor ama bak kaç yıldır bu yasaklama kararlarında kimse istisna tutulmadan, hatta akademi bile istisnadır denilmeden, madem öyle bakılacaksa, akademi bile istisnadır denilmeden, akademi bile istisnadır denilmeden bütün her şey yasaklandı mı? Herkese yasaklandı. Hatta merkezden yazılı olarak yasaklamanın haricinde büyük bir baskı yapıldı. Özellikle hocalarımızın, işte Çamlıca'dakilerin, yedi kıtadakilerin, İşte fazilet takvimindekilerin, şunların bunların, Halisece'nin şunun bunun, daha onu anlatsan uzun hikaye Halisece. Salim Dağ'dan çok farkı yok. Bunların sosyal medyada bulunmasını, site açmasını, blog açmasını, sayfa açmasını, kanal açmasını istemiyoruz. Arif Ahmet Bey abimiz tekrar tekrar üzerine bir de sözlü olarak yazılı haricinde bunu yaptı. Salim Dağ, sen madem ki ben izinsizim, senin iznin nerede? Salim Dağ, kendi iznini sorguladın mı? Yok. Biz sorduğumuzda verdiğin cevap ne? Cevap mı? Terbiyesizlikten başka bir şey mi? Yok. Daha sonra kapattın, mecbur kaldın. Niye kapattın izinliysen? Cevap yok. Sonra niye geldin? Cevap yok. Hani en başta torunundu, torunun yapıyordu. Cevap yok. Peki böyle gidiyor. Bütün bunları zaten ispat etmişiz. Salih torunlu, Ömer Çiğil, avukatlar. Kendi başlarına iş yapıp da merkezimizin kararı gibi, büyüğümüzün tensibi gibi gösterip nasıl engelletir? Kendilerinden cevap var mı? Yok. Yedi kıta Çamlıca'dan var mı? Yok. Hala akademiyle uğraşanlardan var mı? Yok. İşte seni ve diğerlerini çekip de şunları bunları çekip de şu anda son bir çare olarak, Kızkaca geldiler ya, son bir çare olarak sen akademiyi takip ediyorsun. Sen işte grubunda mısın? Telegram'da mısın? Şurada mısın? Burada mısın? Deyip de hani CIA zaten Facebook'ta, Twitter'da her yerde bitirdi. Onun da bir gayreti, ümidi vermiştir, ümit vermiştir belki, o ümit de olabilir. Sen hala şöyle misin diye yapanlar, bunlar bütün bunları görüyorlar mı? Bütün bu soruları, bütün bu yaşananları, bütün bu çirkinlikleri, dip seviyeleri, her yanın nifak alameti davranışları, duruşları görmüyorlar mı? Görüyorlar. E bu manzaraya ne diyeceksin? Son videoya attığımız başlık nifak mı değil mi? Siz karar verin. Ehli iman herkes titresin, karar versin. Değil diyen desin diyebiliyorsun. Değil diyen desin. Ve söylüyorum, bu müesseseler içerisindeki, özellikle yedi kıta ve Çamlıca içerisindeki bunlara uymamış samimi ihlaslı kardeşlerimize söylüyorum. Hiç ezilmesinler. Demin sana söylediğim gibi. Seni birisi çekti mi? Şöyle böyle mi dedi? Yürü oradan be. De yani bunu de. Dünyada ahirette vebali varsa üzerime olsun. Bunu söylüyorum bak. De, yettiğiniz artık de. Elinin tersini göster. O andan itibaren senin büyüğün falan değil. Merkez onu sana onu büyük olarak tayin etmedi. Sana orada onu büyük ve emir sahibi, söz sahibi tayin ederken bunu yapsın diye etmedi. Bunu yapmışsa bitti orada. Çık üste şikayet et. Çık dağ üstüne, dağ üstüne. Gerekiyorsa merkeze kadar yaz. Gerekiyorsa toplaşın beraber yazın. Öyle bir yasak da yok, böyle bir şey de yok. İşte bunlara da diyorum. Bunlara itaat etmeyin. Bunlara bir gözünüzde de büyütmeyin. Mevzu bile değil. Mevzu bile değil bu Çamlıca'nın, yedi kıtanın, faziletin içinde de var. Takvimin içinde de var. Var. İnsanın olduğu her yerde var, her zaman olacak. Şu yol kıyamet sabahına kadar olacak. Kıyamet sabahına kadar biz istemesek de bu yolun içerisine gayri samimi, hatta bazısı değil birçoğu nifak seviyesinde muzır varlıklar girecek.
Biz şimdi temizleyeceğiz. Sonra bir daha girecekler. İmtihan dünyası burası. Mesele bizim ne yaptığımız, bu yolu onlara bırakıp bırakmadığımız. Bu dini, bu davayı böylelerine bırakıp bırakmadığımız. Bunun sevabı çok. Bu hizmetin, böyle duruşun sevabı çok. Bizden istenen de bu. Bizden istenen de bu. Hiç kale almasınlar, hiç oralı olmasınlar. Merkezimizin, büyüğümüzün ve çevresindeki büyüklerimizin böyle bir tensibi, böyle bir kararı yok. Akademiye karşı da yok. Yedikıta ve Çamlıca'nın böyle davranışlarına tasdibi de yok. Bak, son olarak söylüyorum. O Salih Halis Ece. Sonra daha sonra onu da anlatacağım. Neler yaşandı. Çok şeyler yaşandı. Ne kadar çirkin bir yüzü var herkes görecek. Somut ispatlarıyla göstereceğim. Anlatacağım, itiraz edene göstereceğim. Neden? Çünkü YouTube, şurası burası yüklediğinde sanki kişilik haklarını, sanki ekran görüntülerini, fotoğraflarını, yazışmalarını haksız kullanıyormuşsun gibi bahaneyle kapatmaya çalışıyor. Gerçi YouTube zaten kanal şu an açıkken kapandı. 3 gündür bitik kanal. Dibe vurdu. Yorum yok, beğeni yok. İzleme gösteriyor, yalan. O da yine dip seviyede gösteriyor. Hiçbir yerde bir hareket yok. Bitti, dibe vurdurdu. Ama yine de oraya yükleyince sıkıntı çıkartıyor. Kapatacak ya, kapatamasınlar diye. Hukuki bir sıkıntıyı zaten çıkartamıyorlar. Çünkü hepsi ispat, kendi suçlarının ispatı. Bunlar yapıyorlar diye koyamıyorum. Ama o şeyi de, Halis Ece'yi de anlatacağım. Halis Ece'ye bu merkez, bak bu merkez, büyüğümüz, merhum büyüğümüz de defalarca ayar çek. Defalarca kapat o sayfayı dendi. En son da herif ne yaptı? Yazısını gösterdim, daha önce paylaştığımı hatırlıyorum. Akademi takipçilerinden bir tanesi, kimliği açık, şahitlik de yapar. Ekran görüntüsü bende de var. Kendisi de ayrıca hesabını açar, gösterir. Sorduğu soruya, hani akademiye yıllardır bitmek bilmez milyon kere yaptıkları tavır var ya, onu en kibar ve en medeni şekilde döndü Halis Ece'ye. Hocam sizi takip ediyorum. İstifade etmeye çalışıyorum. Yalnız kafamda bir sıkıntı var. İçimi sıkıyor. Sizin merkezimizden izniniz var mı? Demiş. Sen misin bunu soran? Nasıl karşılık ama? Bunun öyle karşılıkları meşhurdur. Alır yerden yere vurur. Burnundan kıl aldırmaz. Sana her tabiri kullanır, kullanamıyorsa bile, en ağır tabirleri kullanamıyorsa bile imalı olarak o tabirleri kullanmış gibi cümleler kurar. Ya adam sana iznini sordu. Bana iznimi efendi şekilde soran hiç kimseyi terslemedim. Art niyetli bir şekilde inatla soranlara, artık defalarca anlattığım halde, milyon kere anlattığım halde kasten soranlar ayrı, onları çok tersledim. Ama efendi efendi adam sana ilk defa yazmış. Sık sık da böyle bir mevzuyla gündeme gelmemişsin. Sana iznini sormuş. İznini sorduktan sonra herifi nasıl fırçalamaya çalışıyor? Üste çıkıyor. Acayip agresif tavırlar ve net cümleler. Biz burada ilimle hizmet etmek derdindeyiz, aşkındayız. Bu Allah rızası için yaptığımız bir şey. Bu Allah rızası için yaptığımız bir şey. Bu hususta kimseden izin almak gerektiğini de düşünmüyorum. Bak tekrar ediyorum. Böyle bir hizmeti yaparken hiç kimseden izin almak gerektiğini düşünmüyorum. Hiç kimseden izin almak gerektiğini düşünmüyorum. Paylaştım, kaç senelik mevzu. Halis Ece'yle kaç senedir uğraşıyorum bunu paylaşalı. Çok mevzu geçiyor. Karıştırmıyorsam takriben 1,5 sene oldu. Geçti geçti. 1,5 seneye geçti. Bir buçuk seneye geçti. 2 sene oldu. 2 sene oldu. Çıkarır arşivden de bulurum. O kapatılan sayfaların bile arşivi var bizde. Kapatılan sayfaların bile arşivi var bizde. Facebook sayfaları kapatıldı. On binlerle paylaşım var ya. Oralardan da ispat ederim. Gerek yok zaten, şahıs etrafımda akademi takipçisi. Ondan da ayrıca profilinden de ispat ederim. Aynen bu. Ayrıca paylaştık zaten. Hakkında yazı yazdım Halis Ece'nin. Oradan da ispat ederim ve bak şunu söylüyorum. Vallahi de diyorum, yemin ettim. Vallahi de diyorum. Billahi de. Tallahi de. Böyle bu hale kadar düşmüş Halis Ece'nin, defalarca merkeze baş ağrısı olmuş Halis Ece'yle, uğraşan bir kişiyi görmedim. Varsa yoksa akademiyle. O Halis Ece ki, büyüğümüzün açıkça münafık dediği cübbeliye bile metiyeler düzüp duruyordu. Ben bir yazıda temas ettikten sonra geri durdu. Rahat artık eskisi gibi öyle hareket edemedi. Onun rezillikleri bin türlü meydandayken bile. Sevgili Cübbeli de zaten böyle söylemiş de, Cübbeli de şöyledir de gibi yorumlarla yapıyordu. Birçok yerden yazılar zaten araklama, ispat da ettim. Yıllardır yazıyorum, itiraz etsin diye bekliyorum.
Harisecelik bir durum yok. Altına harisece yazmış. Onlar hazır. Altına harisece yazmaktan imtina edilir. Birçok yerden de bilmediği konulardan gitmiş sorularla Risale, sorularla İslamiyet.com var ya, en sıkıntılı sitelerler bunlar. Önde gelenlerinde. Onlardan araklama yapıyor. Ben iyice duyurmuştum sene 2011'di, 10'du herhalde. Melhame-i Kübra'yı. Melhame-i Kübra'yı sormuşlar. Gitmiş oradan Birinci Dünya Savaşı Melhame-i Kübra demiş. Nereden nasıl yaptı bunu diye bir bak. Hiç ya şaşırmam. Bu dedim araklamış mevzu belli anlamamış bile. Tarattım cümleyi bir arattım. Cümleler almamış. Paragraf paragraf şeyden almış. Kaynaksız. Baktım altında kaynak yok. Baktım altında kaynak yok sorularla İslamiyet.com'dan almış. Aynısı hala orada duruyor. Birinci Dünya Savaşı Melhame-i Kübra'ymış. Yuh dedim böyle. Yazı yazdım. Dokunsun karşılık versin. İrtibat da vardı atışmış olsak da sonra. Dokunsun karşılık versin. Karşılık da yok. Sonra ben ilk zamanda bunun hakkında çok detaylı bir malumatım yokken dönmüştü zaten akademinin etrafında etkileşim göstermişti. Bunun yazılarının birkaç tanesini aldım. İlmi yazıların. Biliyorum ki bu yazılar aslında onunla alakalı değil. Yani bazısı derleme, birçoğu neredeyse aynen alma. Hiç böyle altına yazı yazılacak kadar bir emek bile yok aslında. Yine de altına ismini yazdım. Bu da itiraz etti. Altına ismini yazdığım halde bir de dedi ki benim sitemin linkini koyacaksın. Ağırdan satıyor kendini. Halbuki ben bununla yazıştım. İlk başta yazıştım. Dedim ki hocam bak altına ismini de yazacağım ama linkini falan da koymam. Çünkü o siteyi tasvip etmiyor. Benim sitem diyor ama o site aslında tam anlamıyla o zaman kendi sitesi değildi. Başka yazılar da vardı. Başka kişilerin yazıları falan vardı. O siteyi tabii bir kere kendisini de tam hala şüpheliyim tam tasvip etmiyorum. Ama o siteyi hiç tasvip etmiyorum. Koymam dedim. Niye eklemiyorsun dedi. Öyle uygun görüyorum dedim. Tartışmaya da girmedim. Öyle uygun görüyorum dedim. İzin veriyorsan alacağım dedim. Yazış karşılıklı yazışma. Tamam peki o zaman öyle yap dedi. İsmim olsun ama link olmasın dedi. Öyle yaptıktan sonra ben paylaştım. Sonra geldi bu itiraz etti. Linkleri de ekleyeceksin. Hocam seninle yazışmadık mı biz? Karşılıklı yazıştık da ben sana böyle böyle söylemedim mi? Falan dedim. Aman aman. Bir belaya sardım. Bak bunu söylüyorum. Bir belaya sardım ama ne sardım? Yuh 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 dedim yine aynı şekilde. Sonra zaten tuttu döndü demin söylediğim gibi. Geldi en sonunda. Kimseden izin almak gerektiğini düşünmüyorum. Peki şimdi. Şimdi kimseden izin almak gerektiğini düşünmüyorum diyen adamla Çamlıca'nın arası nasıl? Yedi kıtanın arası nasıl? Benzerlerinin arası nasıl? Avukatlar Salih Torun'un arası nasıl? Akademiyle sözde yolumuz adına yolumuza zarar veriyor, izinsiz falan filan diyerek uğraşanların arası nasıldı? O zamanlar nasıldı? Şimdi nasıl? Onunla uğraştılar mı? Adam hala mecbur kalmış siteyi bak harekete bak. En sonunda bak kaç sene sonra hala merkez dik duruyor. Hani sözde akademiye bunu yapsa çoktan bitirir merkez. Bir kere böyle bir merkezin tavrı olmadı. Bir kere. Bak bir kere bile. Sözlü bile. Yazılı bile hukuki hiç olmadı. Hala o cübbelerini salladı dilekçeyi bekliyoruz. Nerede hani? Yok yalan o da ayrı. İspat ediyoruz edemiyor. Ama mevzuya bak en sonunda yıllarca git gel yaşadı. Git gel git gel. Bir merkeze tabi olacak mecburen. Zorda kalıyor. Kapat o sayfayı. Kapat o Facebook sayfasını. Kapatıyor gidiyor 1,5 ay sonra geri geliyor. Kapatıyor 4 ay sonra geri geliyor. Devam ediyor 6 ay 8 ay. En sonunda çareyi bulmuşlar. Hani kendisi sayfayı kapatmış. Açar bakarsın ben en son baktığımda öyleydi. Halis Ece'nin Facebook profili kendisi kullanmıyormuş ama açık duruyormuş görüntüde. Milletin profiline, kendi duvarına, profiline bir şey paylaşmasına izin vermiş. O halde kapalı bırakmış. Bir tane kişi var. Akademiye karşı en büyük terbiyesizliklerden birini yapan kişi. Dava ettik. Yürümeyen davaların sümen altı edilen şikayet dilekçelerinin arasında, yüzlerce kişinin arasında o da var. Yürüyecek onlar. Mecbur fark etmez. Sadece zaman süre uzar. Hiç sorun değil. Mecbur o yürüyecek. Biraz daha yürümeyince savcılar sıkıya gelecek. Onları da dava edeceğiz. Onları da onları da. Herkesi. Zaten AKP, KK bitti. Gidecek onlar. Her şey oturacak sistemine. O kişi geliyor oraya. Geliyor oraya. Halis Ece yeni paylaşım yapmış siteye. Sitedeki paylaşımı Halis Ece'nin duvarına atıyor. Bir değil,
Beş değil, on değil, yüz değil, yüzlerce. Yüzlerce kere ne olmuş? Adamların samimiyetsizliğine bak. Haliseyce sözde profilini kapatmış. Çocuk kandırır gibi. Yani çocuk kandırır gibi sözde profilini kapatmış. Sadece o arkadaşının profiline yabancı arkadaş olarak bir şey gönderme, paylaşım düşürme, duvarına sabitleme, ne diyorlarsa onun adına, etiketleme mi? Ondan yapabilme şeyi var, hakkı var. Başka kimse araya girememiş. Ya bu demek ki bu profil kontrol ediliyor. Çünkü açtığın zaman diğer arkadaşlarına da açıktır. Birisi gelir bir kere iki kere bir paylaşır ya da sık sık paylaşır duramazlar. Ama hep bu herif gelmiş. İsmi cismi ben de kayıtlı ve dava ettik bunu. Hep gelmiş o hemen sıcağı sıcağına. Halisece sitede ne paylaştı gel oraya at. Ara ara da usulden duyuruyor. Halisece hocamız bu profili kullanmıyor. Şöyle böyle. Biz de çocuğuz. Biz de aptalız. Merkezde saf. Herkes böyle elde oyuncak. Kimse farkına varamıyor. Sanki böyle böyle oluyor da bizi kandırıyorlar, bizi yiyor. Dön dolaş şimdi bunlara sor. De ki, ya akademiyle uğraştığının binde biri kadar değil. Ömründe bir kere Halis Ece'yle uğraştın mı? Halis Ece'nin izni var mı? Halis Ece gerçekten böyle yasaklanmanın aşamasına, kritik anlarına defalarca geldi. Ben bekliyorum bugün yarın. Böyle taktik manevralarla durdu ama bugün yarın yasaklansa hiç şaşırmayacağım kişilerden. Bu kadar sorumlu, bu kadar bunları yazmış kişi. Hadi al. Hadi itiraz et. Hadi müdahale et. Hadi akademiye onurlu, dik duruş yapıyorsun, samimi, ihlaslı mücadele ediyormuş ona karşı öyle gözüküyorsun ya akademiye karşı. Hadi. Al bir kere şuna bir yap. Al o SWAT sağlama yap. Daha isimlerini vermediklerim var. Asıl merkezin yasaklayıp mani olmak istediği, yani şu yasaklamalar çıkıyor ya genel sosyal ağ yasaklaması. Aslında akademi gibi şeyler, hizmetler olsa sayısı binleri bulsa bir tanesine itiraz etmez merkeziniz. Bir tanesine. Bu genel olarak çıkmasının sebebi tek tek uğraşılacak gibi değil. Çok sayıda sorumlu kişi var. Bazı talebeler bile, hatta ihvan bile kendi kendine bir şeyler yapmaya kalkıyor. Sayfalarından, profillerinden. Hatta yolumuz adına sayfalar, profil açmaya kalkıyor. Öyle uğraşılacak mevzu değil. Milyonlarca insanın bulunduğu bir yerde. Hepsine birden anında getiriliyor. Ama akademi gibi merkezin istediği şekilde hizmet eden siyasi konularda, ilmi konularda dünya ne derse desin. Toplum nasıl kandırılmış olursa olsun, siyasetçiler nasıl baskı yaparsa olsun, yaparsa yapsın, ne olursa olsun dik durup sadece doğruyu anlatacak, yolumuzun doğrularını anlatacak sayfalar olsa hiç kimse yasaklanmaz. Genel yasaklama da olmaz. Asıl sorun bunlar. O genel yasaklamaların çıkmasının sebebi bu. Ama bu genel yasaklama sadece aslında belki de kapsama alanına akademiyi almıyor. Sadece akademiyi almıyor. Ama öyle bir manzara var ki bütün bunların hepsi toplaşıp akademiyi susturmaya kalkıyor. Böylesine olağan dışı, böylesine olağanüstü bir durum. Ve biz bu kadar sene sonra, 8. 9. sene elimizi kime atmışsak yıkmışız. Son söz olarak. Elimizi kime atmışsak yıkmışız. O diğerlerine de, şimdi Yedikıta'ya da, Çamlıca'ya da, benzerlerine de, hepsine de hukuki sınırlar dahilinde tavrımızı net göstereceğiz. Madem direnecek derim, hadi buyursunlar bakalım direnmeye meydan kalıyor.